Serdar Turgut Virüsün kültürel mirasın taşıyıcısı nüfusa darbesi. Amerika'da koronavirüse Boomer Remover denilmeye başlanmış. Rap müziğinin ve rap kültürünün hayata bakışının tırmanışta olduğu bu dünyada Boomer Remover gibi bir şeyin düşünülmesi beni gayet tabii ki şaşırtmadı. Kavramı ilk önce açalım. Boomer, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan global nüfus patlaması döneminde 1945 sonu ile 1960 arasında doğan kuşağa verilen Baby Boomer adından geliyor. Remover ise malum ortadan kaldırma anlamında. Yani virüsün bir kuşağı silip götürebildiği bu sevimsiz kavramla ifade edilmiş. Rap dünyasına ait bir kavram olduğundan o dünyadaki hemen bütün kavramlar gibi içeriği sevimsiz olsa dahi ilk duyunca taşıdığı kafiye nedeniyle hem rap müzik türüne çok uygun, yani Rimi var en azından hem de ses düzeyinde sevimli gelebiliyor insana. Duyulanın ses olarak sevimli olup da içeriğinin sevimsiz olabilmesi bence rap müziğin tanımı gibi bir şeydi aslında. Amacım pop kültürün alanına dair düşünceler ortaya atmak değil. Bu mu remover bilimsel açıdan yanlış bir kavram da değil. Her yerde 65 artı olarak ifade edilen riskli grubun aslında baby boomer kuşağının dönemi. Evet. Bu insanlar daha çok etkilenip ölüyorlar bu virüsten. Gençler daha şanslı. Ama bu şanslı gençler boomer kuşağı silindiğinde bu dünyanın nasıl bir dünya olacağını düşünmeye de bir an önce başlamalılar da bence. Evet. Bu kuşak bir tarih kesitinde doğmuştur ama özellikleri doğum tarihi tesadüfüyle sınırlı değil. Bu kuşak 20. yüzyılın dünyasının en çalkantılı dönemlerinde yaşamının getirebildiği bilince sahip olmuş ve yaşadıkları hakkında düşünüp kültürel tepkilerini de ortaya koyarak gelişmiş ve oluşmuşlardır. Bu süreçten geçen her insan tepkilerini olgunlaştırmış ve en azından kültür düzeyinde ayakları sağlam yere basar hale gelmişlerdir. 68 kuşağı diye adlandırılan kuşak dünyanın birçok defa neredeyse alt üst oluşuna şahit olmuş ve bu çalkantılı tarihin yaşayan tanıklığını yapmıştır. Yaşanılan onca deneyimden, onca mücadeleden sonra bu kuşak olgunlaştığında dünyanın kültürel mirasının, bilgi birikiminin en iyi taşıyıcısı kuşak da olmuştur. Bugün ihtiyarlama sürecindeyiz ama bu olgunluğumuz hala daha yaşanan olaylara bilgileğimizle, birikimimizle ve geçmişten gelen yaşanmışlıklarımızın deneyimiyle en güzel tepkiler vermekte olan insanlar da biziz. Dünya nüfusuna olgun tavırları öğretebilecek tek kuşak da budur. Gençlerin koyduğu tanımlama doğru olabilir. Evet, bu virüs bir boomer remover'dır. Ama ortadan çekilenler sadece bir kuşak olmayacak. Onun kültür ağırlığı çekilecek ortadan. Ve belki de dünya boomer remover gibi sevimsiz ama ahenkli kelimeler üreten rap kültürüne teslim olacak. Bunu güzel buluyorsanız diyeceğim bir şey yok ama bu sürecin dünya kültürel seviyesine darbesi de ağır olacak bence. Boomer Remover bence sanıldığı gibi sevimli bir tanım katiyen değil.